Merhaba İyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki şirket beni sinirlendirmiyor. Bugün geri dönüş takvimini tekrar yayınladı. Sebebi ise bir öncekinde Amerika saatini yanlış yazması. Ben ilk yaptığım videoda tarihi ve saati Kore saatine göre yaptığım için bizde bir değişiklik yok. Size albüm geri sayım takvimi hakkında yaptığım videodaki bilgiler doğru. Amerikalılar düşünsün diyeceğim de sinirlerim bozuk iyice. Hayır, sanarsın yeni şirket. Çalışanlar sanki acemi. Son bir gün kala mı hazırlandı bunlar anlamıyorum ki. Şirketinde iki grup var ya iki. Gittikçe daha çok hata yapıyor ve bunu yaptığı grup dünyanın en büyük grubu. Gel de sinir olma. Bu şirkette temizlik vakti gelmiş geçiyor. Alın armileri işe, Sokcin'i de oturtun başkanlık koltuğuna, geçin izleyin. Bir diğer sinir olduğum konu şarkı sızdırılması. Her geri dönüş korkulu rüyamdır bu. My Universe sızdırıldığında sinirden deliye döndüğümü hatırlıyorum. Siz dünden beri yazıyorsunuz, ben de hepinize dinlediyseniz yaymayın, konuşmayın diyorum. Çünkü konuştukça daha fazla kişi merak edip peşine düşüyor. Aslında albümün haberi verildiği zaman 3 şarkının küçük bir kısımları sızdırıldı. Yeni değil bu, 1 aydır var. Ama dünden bu yana konuşulup yayıldı. Bu şarkılar gerçek mi bilinmez. Evet, biri çok fazla başlık şarkısına benziyor ama bekleyip göreceğiz. Şarkıları sızdıran hesap hep aynı kişi. Daha önce bu hesabın yaptıklarından bahsetmiştim, hatırlamıyor olabilirsiniz. Eskiden One Direction şarkıları sızdırırmış. Şimdilerde değişik isimlerle hesaplar açıp haybe çalışanı gibi davranıyor. Çalışanların gönderilerini kendininmiş gibi paylaşıyor. Şarkıları da ortaya atıp kendi hesabından siliyor. Ama zaten emeğe saygısızlık ederek yayılmasına sebep oluyor bu bile. Bu kişi kim hala bulunamadı. Zaten şirketin pek de umurunda değil gibi. Sonuçta kaçak link değil bu, değil mi? Ama öyle görünüyor ki şirkette gerçekten büyük bir güvenlik sorunu var. Dünden beri tek tek cevap vermeye çalışıyorum ama sorular bitmiyor. Video yapmamı istediğinizi söyleyip durduğunuz için bunu yaptım. Bir aydır biliyorum bunu ama yayılmasın diye yapmıyordum. Çünkü şarkıyı ben buraya koymasam da arama motoruna yazıp rahatlıkla bulabilirdiniz. Bir kere sızdırıldı demek yeterli gündem olmasına. Ama görüyorum ki Atalar Üsküdar'ı geçmiş. Çok fazla soru var. Lütfen üstünde durmayın bu konunun. Daha fazla konuşmayın. Dinlemek isteyen dinlesin sızdırılan kısımları ama lütfen daha fazla aramızda konuşmayalım, olur mu? Gündem olmasın. Duymayanlara da duyurmayalım. Unutun gitsin konuyu. Bu bir sanatçı için, onun emeği için saygısızlık. Hadi her şeyi geride bırakıp gidip Yungi ile Det Det dinleyelim. Sonra da Jimin'le video dinleyip rahatlayalım. Sizi morluyorum canlarım.